Aydın Sanayi Odası'na konuk olan Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, AYSO üyelerine Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi. AYSO Mart ayı olan meclis toplantısı oda binasında yapıldı. YİSO Meclis Başkan Vekili Mustafa Çılızoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım konuk olarak katıldı. Toplantıda AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, AYSO ve Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantının açılışında konuşan AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin konuşmasına son dönemde yaşanan terör olaylarını kınayarak başladı. "Terörü kınamıyorum, lanetliyorum," diyen Şahin, Aydın Gıda Serbest Bölgesi konusunda Aydın Valisi Erol Ay Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mesut Ozakcan, il genelinde bulunan 9 oda ve borsaların yönetimlerine 7 OSB yönetimleriyle görüşerek bilgilendirdiklerini söyledi. Bu görüşmelerde Aydın Gıda Serbest Bölgesi için büyük destek gördüklerini belirten Şahin, Aydınlılar olarak bu projenin hep beraber üstesinden geleceğiz. Aydın Gıda Serbest Bölgesi için müteşebbis heyeti oluşturulacak. Önümüzde meşakkatli bir yol var. Aydın Gıda Serbest Bölgesi'nin kurulması için AYSO olarak sadece kıvılcım çaktık. Ama ateşi hep beraber yakacağız. Biz bunu Sanayi Odası'nın bir projesi olarak görmüyoruz. Bu Aydın Sanayi Odası'nın projesi değil, hepimizin projesi. Hatta ilimizin ve çevre illerin projesi, dedi. Milletçe zor bir dönemden geçiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bu tür terör olaylarını nefretle kınamıyorum, lanetliyorum. Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarımıza ve turistler için de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. İlimizde valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Efeler Belediye Başkanımız, 9 oda ve borsalarımızın yönetimleri, 7 OSB yönetimleriyle görüştük. Bu görüşmelerde arkadaşlar sevindirici olan şu oldu: bütün oda ve borsa başkanlarımız kendilerinin büyük destekleri olduğunu ve bu projeyi hep beraber üstesinden geleceğimizi ifade ettiler. Bu bize büyük bir güç verdi. Zaten burada bütün taraflar, 9 odamız, borsamız, artı 7 OSB'miz, artı İhracatçılar Birliği'mizin 5 birliğin de buna ortak olmasını arzu ediyoruz. Bu görüşümüzü bütün Aydın'daki bu kuruluşlarımız da kabul ettiler veya destekliyorlar. Da kendileri bu yönde de biz 3 tane müteşebbis heyet içinde ya da dışında 3 tane komite oluşturacağız. Bunlar mali komite, proje komitesi ve altyapı komitesi ve tanıtım komitesi. Bu komiteler çalışıp bu arada bizim fizibilite aşamasına gelmiş bulunacağız. O fizibiliteyi tamamladıktan sonra biz kurduğumuz şirketi, bu ortaklarla beraber kurduğumuz şirketle beraber Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edeceğiz. Ekonomi Bakanlığı da uygun gördüğü takdirde Bakanlar Kurulu'na bu kuruluş dilekçemizi ve eklerini sunacaklar. İnşallah Bakanlar Kurulumuz da bunu kabul ettikten sonra yolumuza yürüyeceğiz. Gideceğimiz yol çok meşakkatli ve uzun bir yol arkadaşlar. O bakımdan hep beraber güç birliği içinde bunu gerçekleştireceğimizi umuyorum. Biz sadece bir kıvılcım çaktık, ateşi hep beraber yakacağız. Yoksa burada bu konuya biz hiçbir zaman sanayi odasının işi olarak görmüyoruz. Bunu özellikle bilinsin. Çünkü ileride bu spekülasyona gidebilir. Bizim bu sanayi odasının projesi değil, hepimizin projesi, ilimizin projesi, hatta çevre illerimizin projesi. AYSO Meclis toplantısında Aydınlı sanayicilere Türkiye ekonomisi ve güncel konularda bilgi veren önceki dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım da 2016 yılında dünya ekonomisiyle birlikte Türkiye ekonomisinin de büyüyeceğini ifade etti. Türkiye'de büyümenin normal şartlarda %4'ün olmamasını beklediklerini işaret eden Yıldırım, Aydın bölgesel teşvik uygulamasında avantajlı bir yerde değil. Ama sadece bölgesel teşvik sistemi yok. Diğer teşvik modellerinin de göz ardı edilmemesi gerekir.
Ülkemizde yaşanan tatsız olaylara rağmen ekonomi dengeleri sarsılmadı ve büyüme hamleleri devam ediyor. Türkiye'de para maliyetinin artmasına gerektirecek bir durum yok. Fakat pazarda problem yaşanabilir. Ekonomik anlamda şu anda en büyük problem dışarıda ve içeride yüksek faizle borçlanmadır. Turizm gelirlerinde beklenen azalmanın iç turizm ve turizmin çeşitlendirilmesiyle kapatılması gerekiyor dedi. Bir cümleyle altını çizmek istiyorum. Dünya ekonomisi küçülmeyecek. Yani geçen sene olduğu gibi, önceki sene olduğu gibi. 2016 yılında da dünya ekonomisi büyüyecek. Bir kere bunu bir tarafa bir yazalım. Yani dünya ekonomisi en karamsar oran Dünya Bankası 2.4 oranı. Şunu bilelim ki dünyada Türkiye'de 2016 yılında büyüyecek. Yani Türkiye'nin de %4'ün altında normal şartlarda olmamasını bekliyoruz Türkiye'deki büyümenin. Ayrıca bunlardan birisi bölgesel teşvik sisteminde avantajları fazla olan bir durumda değil. Yani 6, 5, 4, 3, 3. bölgelere göre o bölgelerde bölgesel teşvik sisteminde avantajları daha fazla, daha yüksek. Ama şunu da unutmayalım ki Türkiye'deki teşvik modeli sadece bölgesel teşviklerden, desteklerden oluşmuyor. Bakın dikkat edeceği konuları da seçmeye çalıştım. Ama sizlere de Türkiye'de paranın maliyetinin artmasını gerektirecek hem döviz kullanım ve faizler anlamında herhangi bir sebep yok. Ama pazarda problem yaşayabilirsiniz. Yani mal satmakta, tahsilatta problem yaşayabilirsiniz. Yani maliyetlerin, tekrar söylüyorum, faiz ve döviz kuru anlamında artmasını gerektirecek herhangi bir durum yok. Bunun artması için ne olması gerekir? Yani döviz ihtiyacımızın büyüyor olması gerekir. Tam tersine azalıyor. Ama turizm bakımından ve aynı şekilde yani normal turizm, bildiğimiz anlamda turizm ve spesifik olarak sağlık turizmi bakımından bu sene biraz daha zor geçecek. Belki çeşitlendirmemiz gerekecek. İş turizmi bu arada devreye sokarak bu zararı azaltmamız gerekecek. Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım yaptığı sunumun ardından AYSO üyesi sanayicilerin ekonomi ve güncel konularla ilgili sorularını cevaplandırdı.